Hepinize merhabalar arkadaşlar. 6. sınıf matematik dersimizin 2. dönem 1. yazılısı için hazırlık çalışmaları yapacağız. Hepiniz dersimize hoş geldiniz. Sorumuza bakalım. Bir manav her gün, yani günde 4/7 kilogram elma satmaktadır. Manav 6 günde kaç kilogram elma satar? Bir günde 4/7 kilogram satıyorsa 6 günde kaç kilogram sattığını bulmam için çarpma işlemi yapacağım. 4/7 ile 6'yı çarpacağım. Bu şekilde kesirli sayılarla bir tam sayıyı çarparken ne yapıyorum? Tam sayıyı rasyonel sayıya çevirmek için paydasına 1 yazıyorum. Şimdi çarpma işlemini yapabilirim. 4 kere 6 24 bölü 7 kere 1 7. 24 bölü 7. Bir başka örnek. Bir öğrenci sınavda soruların 5/6'sını cevaplamıştır. Öğrencinin cevapladığı soruların 1/3'ü yanlış olduğuna göre soruların kaçta kaçı doğrudur? 5/6'nın 1/3'ünü nasıl buluyorum? Çarparak 5/6 ile 1/3'ü çarpıyorum. 5 kere 1 5, 3 kere 6 18. Yani 5/18'i yanlış cevaplamışım. Burada 5/18'i yanlışsa kaçta kaçının doğru olduğunu nasıl buluyorum? Tamamı bunun nedir? 18/18. Peki 5/18'i yanlışsa çıkarıyorum tamamından. Kaçta kaçının doğru olduğunu buluyorum. 18'den 5'i çıkarıyorum. 13. Paydalarım eşit, ortak zaten 18. Yani 18'de 13'ü de doğruymuş. Diğerine bakalım. Umut 50 bilyenin 13/25'ini arkadaşına veriyor. Umut arkadaşına kaç bilye vermiş? Yani bize 50'nin 25'te 13'ü ne kadardır? Onu soruyor bize. O zaman ne yapıyorum? 50 ile 13/25'i çarpacağım. Yani bu ne demek oluyor? 50'yi 25'e böl, 13 ile çarp demek. 50'yi 25'e bölüyorum. Kaçtır? 2. 2 ile de 13'ü çarpacağım. 26. O zaman Umut arkadaşına 26 bilye vermiş. Şimdi kesirlerle bölme işlemi var. Kesirlerle bölme işlemi yaparken de tam sayı rasyonel sayıya nasıl çeviriyordum? Paydasına 1 yazarak. O zaman 5/1/1/3. Kesirlerle bölme işlemi yaparken ilk kesrimi aynen yazıyorum. İkinci kesrimi ters çevirip çarpıyorum. 1/3'ü ters çevirirsem 3/1. Şimdi çarpma işlemini yaparım. 3 kere 5 15. Zaten 1 ile 1'i çarptığımda 1'dir. 15/1 de 15 sonucunu verir. Diğerine bakalım. 1/12 bölü, dediğim gibi biraz önce, tam sayıyı rasyonel sayıya çeviriyorum. Paydasına 1 yazdım. Şimdi ilk kesrimi aynen yazıyorum. İkinci kesrimi ters çevirip çarpıyorum. 1/4 olacak. O zaman 1 kere 1 1. 12 ile 4'ü çarparsam 48. 1/48 buluruz. Aşağıda verilen kesirlerin ondalık gösterimlerini yazın denmiş. Ondalık gösterimleri yaparken ne yapıyorum? 26 sayısıydı değil mi? Ona böldüğüm için bir basamak sola geleceğim. 2,6 şeklinde yazacağım. Diğerine bakalım. 8/40. Bunu ne yapabilirim? Ondalık gösterimini kolay bir şekilde yazmam için 8'i 40'a bölerim. 8'de 40 kaç defa? 0. Virgül atıyorum çünkü sayının devamında herhangi bir rakam yok. 8'in yanına bir 0 atarım. 80'de 40 kaç defadır? 2 kere. Gördüğünüz gibi 0,2 şeklinde yazdım. Kesirli sayıların ondalık gösterimlerini yaparken bir başka yolumuz da paydayı 100 olacak şekilde genişletebiliriz. Örneğin burada 200 olacak şekilde genişletilebilir. 5 ile genişletirsem tekrar sadeleştirme yapılır. 2'ye bölünür. Paydayı 100 yaparız. O zaman yüzde kaç olduğunu da kolaylıkla yazabiliriz. Burada 1/3 kesrinde. Ve paydayı 100 yapamıyorsam o zaman direkt payı paydaya bölmek
bizim işimizi kolaylaştırır. 1 de 3 0 keredir. Virgül atarım. 1'in yanına 1 0 ekliyorum. 10'da 3. 3 kere 3 kere 3 9. 1 kaldı. 10. Gördüğünüz gibi bu şekilde devam etti. Devirli bir sayı oldu. Bunu nasıl yazabilirim? 0 virgül 3 üzeri bu şekilde bir çizgi çektiğim zaman da devrettiğini gösteriyordum sayının. Ondalık gösterimi verilen sayının çözümlememiz isteniyor. Şimdi bakıyorum tam sayılı kısım zaten 2 tam olduğu için bunu 2 çarpı 1 şeklinde yazabilirim. Diğerini sayının onda birler basamağında olduğu için 6 çarpı onda 1, 1 bölü 10 artı 8 sayısı nerededir? Yüzde birler basamağında 8 çarpı yüzde 1 şeklinde yazıyorum. Diğer sorumuzda yanda verilen ondalık gösterimleri altı çizili olan basamaklara yuvarlamamız isteniyor. Hangi basamağa yuvarlanıyorsa o basamağın sağındaki sayıya bakıyorum, 5 ile karşılaştırıyorum. 5'ten küçükse aynen yazıyorum. 5'ten büyükse yuvarladığım basamağa 1 ekliyorum. Şimdi bakıyorum. 12,49 sayısında 4 sayısının altı çizilmiş. Onda birler basamağına yuvarlamamız isteniyor. Onda birler basamağının sağındaki sayı nedir? 9. 5'ten büyük olduğu için 4 olan onda birler basamağıma 1 ekliyorum ve sayıyı 12,5 şeklinde yazıyorum. Diğerine bakalım. Burada da sayı 2. Yüzde birler basamağına yuvarlamam istenmiş. Yüzde birler basamağının sağındaki sayı 3. 5'ten küçük olduğu için aynen yazıyorum. Diğer sayım yazayım. Onda da yine onda birler basamağına yuvarlanmam istenmiş. Onda birler basamağının sağındaki sayı 7, 5'ten büyüktür. O zaman 1 ekleyeceğim sayıya. Tabii ki onda birler basamağına 1 ekleyip bu şekilde yazacağım. Ondalık sayılarla çarpma işlemi sorulmuş. Ondalık sayılarla çarpma işlemi yaparken sayıları virgüller alt alta gelecek şekilde yazıyorum. Normal çarpma işlemi yapıyorum. Virgül yokmuş gibi çarpma işlemi yapacağım önce. 3 kere 7 21, elde var 2. 3 kere 5 15, 2 daha 17, elde var 1. 3 kere 1 3, 1 daha 4. 1 ile çarpıyorum. 1 kere 7 7, 1 kere 5 5, 1 kere 1 1. Topluyorum. Şimdi bakıyorum. Burada gördüğünüz gibi virgülden sonra bir basamak var. Virgülden sonra bir basamak. Burada da bakıyorum virgülden sonra yine aynen bir basamak. O zaman burada toplamda iki basamak sola gideceğim. Bir, iki basamak sola gidip virgülü buraya atacağım. Ondalık sayılarla bölme işlemi yaparken de gördüğünüz gibi 75 bölü bu nedir? Binde 125. Binde 125'i yazıyorum. Kesirli sayıya çeviriyorum ondalıklı sayıyı. Tam sayıyı paydasına 1 yazıp rasyonel yapıyorum. 75 bölü 1. Bölme işlemi yaparken kesirli sayılarda ne yapıyorum? Diğer sayıyı ters çevirip çarpıyorum. Kesirlerle çarpma işlemi yaparken karşılıklı sayıları sadeleştirebiliyorum. 75'i 25'e böldüm 3. 125'i 25'e böldüm 5. Şimdi 1000'i 5'e bölebilirim. 1000'i 5'e böldüğümde de 200. Gördüğünüz gibi paydada sayı kalmadı. 200 ile 3'ü çarpıyorum. 600. Şimdi de bir oran sorusuyla devam edelim. Aslı 8 yaşındadır. Ablası Aslı'dan 5 yaş büyüktür. O zaman ablası kaç yaşındadır? Aslı 8 ise 5 yaş büyükse ablası 13 yaşındadır. Annesi ise Aslı'nın ablasından 18 yaş büyük. Annesine bakalım. Ablasından 18 yaş büyükse 13 ile 18'i topluyorum. Annesi de 31 yaşında olduğunu görüyorum. Buna göre Aslı'nın yaşının annesinin yaşına oranı.
Oranda nasıl yapıyorduk? Aslının yaşı annesinin yaşına oranı bu demekti. Aslının yaşı 8'di. 8 bölü. O zaman annesinin yaşı da 31'di. Aslının yaşının annesinin yaşına oranı da 8 bölü 31 olarak buluyoruz. Şimdi bir cebirsel ifade sorusu çözelim. Okan'ın cevizlerinin sayısı Aylin'in cevizlerinin sayısının 2 katının 3 fazlasıdır. Aylin'in cevizlerinin sayısı 15 ise Okan'ın cevizleri kaçtır? Aylin'in cevizleri verilmiş bize 15. Okan'ın cevizlerinin sayısı neydi? Aylin'in cevizlerinin sayısının 2 katının 3 fazlası. 2 katı demek 2 ile çarpmak demek. Yani 15'i 2 ile çarpıyorum. 3 fazlası artı 3 ekliyorum. 15 ile 2'yi çarparsam 30 artı 3 33. Burada Okan'ın cevizlerinin sayısını bulmuş olurum. Çevresi x artı 4 santimetre olan bir karenin bir kenarının uzunluğu kaç santimetredir? Karenin kaç kenarı vardır? 4 kenarı ve 4 kenarı da karenin nedir? Eşittir. Çevresi ne? Bütün kenarların toplamı x artı 4 olarak verilmiş çevresi. Ve karenin de 4 kenar olduğuna göre ve kenarlarının hepsi de eşit olduğuna göre x artı 4 bölü 4 bize karenin bir kenarının uzunluğunu vermektedir. Son olarak da bir grafik sorusu çözelim. Burada kişi sayısı ve renkler verilmiş. Kişilerin hangi renkleri daha çok sevdiği gösterilmiş. Yeşili gördüğünüz gibi 8 kişi, sarıyı 10 kişi, kırmızıyı 6 kişi, maviyi de gördüğünüz gibi 4 kişi sevmektedir. Peki bu durumda en çok hangi renk sevilmektedir? Sevilen renk hangisidir en çok? 10'la sarıdır. En az sevilen renk hangisidir? Bakıyorum, 4 ile mavidir. Ve diyelim ki renkleri buradaki toplam kişi sayısı kaçtır diye sorarsak yeşil seven 8'di, sarıyı seven 10, kırmızıyı seven 6, maviyi seven 4'e denk geliyor. Topladığım zaman toplam kişi sayısını buluyorum. 10, 20, 28 kişi olduğunu görüyorum. Şöyle bir soru da sorabiliriz burada. Örneğin sarı seven kişi sayısı mavi seven kişi sayısından kaç fazladır? Onda da ne yaparım? Sarı seven kişi sayısını 10'u buluyorum. Kaç fazladır dediği için çıkaracağım mavi sevenlerde 4'tü. 6. Sarıyı seven kişi sayısı maviyi seven kişi sayısından 6 fazladır diyeceğim. Saatte 180 kilometre yol alan bir aracın saniyede kaç metre yol aldığını bulunuz. Birimli oran mı, birimsiz oran mı olduğunu söyleyiniz denmiş. Şimdi öncelikle saatte 180 kilometre yol alıyorsa bu araç, bunu nasıl yapmamız gerekiyor? 180 kilometre bölü saat. Bu şekilde yazıyoruz. Çünkü kilometre saat bize de metre saniye olarak sorduğu için burada kilometreyi ne yapıyorum? Metreye çeviriyorum. 1 kilometre 1000 metre ise 180 kilometrede 3 sıfır atıyorum. 180 bin metre olur. Peki 1 saat kaç saniye? 1 saat 60 dakika. 1 dakika 60 saniye ise o zaman 60 dakika 60 ile 60'ı çarparım. 3600 saniyedir. Şimdi sıfırları sadeleştirebilirim. 2 sıfır buradan, 2 sıfır da yukarıdan siliyorum. 1800'ü 36'ya bölersem gördüğünüz gibi 180'de 36 5 kere, 5 kere 6 30, elde var 3, 3 kere 5 15, 3 daha 18. Bu sıfırı indiriyorum. Bu sıfırı da buraya atıyorum. 50 metre saniye olarak buluyorum. Peki bu birimli oran mıdır, birimsiz oran mıdır? Birimsiz oran ne demek? Birimleri aynı olan iki çokluğun karşılaştırılmasıyla oluşan orana birimsiz oran diyoruz. Birimleri aynı. Örneğin şurası kilometre saat değil de kilometre kilometre.
cinsinden olsaydı. Buradaki birimleri aynı olsaydı birimsiz oran diyecektik. Birimleri farklı olan iki çokluğun karşılaştırılmasıyla oluşan orana da birimli oran diyoruz. Burada birimleri nedir? Farklıdır. Kilometre saat, metre saniye farklı birimli olduğu için bunlar nedir? Birimli orandır. Şimdi diğer soruyla devam edelim. Bir sınıftaki kızların sayısının erkeklerin sayısına oranı 2 bölü 3. Kızların sayısının erkeklere oranı dediği için kızlar 2 kat, erkekler de burada 3 kat olduğunu görüyoruz. Peki buna göre hangisi yanlıştır? Dedik ki kızlar 2 kat, erkekler ise 3 kat oranında olacak. Kızların sayısının sınıf mevcuduna oranı 2 bölü 5'tir demiş. Kızların sayısı zaten 2 kattı. Sınıf mevcudu ne oluyor? 2 kat kızlar, 3 kat da erkekler olursa 5. Bu doğru bir orandır. Sınıf mevcudunun erkeklerin sayısına oranı. Sınıf mevcudunu 5 kat, 5'in katı olarak bulmuştuk. 5 diyoruz, doğru. Erkeklerin oranı neydi? 3. Bu da doğrudur. Sınıf mevcudu 5'in katıdır. Evet, kız ve erkeklerin toplamı sınıf mevcudunu vermişti. Bu da doğru. Kızların sayısı erkeklerden fazladır. Bakıyorum, kızları 2'nin katı, erkekleri de 3'ün katı olarak buldum. O zaman erkekler kızlardan daha fazla. Bu nedir? Yanlıştır. Kızların sayısı erkeklerden fazla değildir. Evet, şimdi de cebirsel ifade sorusuyla devam edelim. Cebirsel ifade verilmiş ve bu ifadedeki katsayıların toplamı istenmiş. Katsayı neydi? Bilinmeyenlerin önündeki çarpım halindeki sayılar, yani x'in katsayısı 7, c'nin katsayısı 8 ve buradaki sayı da nedir? Katsayıdır. O da -5. Katsayıların toplamını da bu şekilde yaparım. 15 eksi 5 10. Cebirsel ifadesinin C3 için değeri nedir? Bir cebirsel ifade verilmiş. C3 ne demek? C yerine 3 yaz demek. O zaman ifadede C yerine 3 yazalım. 8 parantez içerisinde 9 eksi 2C. C yerine 3 yazacaksam bunlar nedir? Çarpım halindedir 2 ile C. O zaman 2 çarpı 3 diyelim. Devam edelim. 9 eksi 2 kere 3 nedir? 2 kere 3 6. Burada çarpım halinde o zaman 8 çarpı 9'dan 6'yı çıkarıyorum. 3. 3 kere 8 24. Fatma Hanım fiyatı x lira olan bir bilgisayarı 12 taksitle alıyor. Bir taksitin ödemesi ise 500 lira olduğuna göre bu bilgisayarın fiyatı kaçtır? Bilgisayarımızın fiyatına ne demişiz? X eşittir. Bir taksitim 500 liraysa toplamda da 12 taksit ödeyeceksem 500 çarpı 12 diyorum. Bu da bana bilgisayarımın toplamda ne kadar olduğunu verir. 500 ile 12'yi çarpalım. 6.000 lira olduğunu bu şekilde buluyoruz. Bu şekilde bir modellenen bir cebirsel ifade verilmiş ve yandaki modellenen cebirsel ifadeyi yazınız demiş. Bakıyorum, aynı şekil içerisinde C. Gördüğünüz gibi iki tane C var. O zaman ne yapıyorum? Topluyorum tabii ki bunları. C artı C. 3 tane de aynı şekil içerisinde 1. 2C artı 3 şeklinde bu cebirsel ifadeyi yazabilirim. Şimdi bir tablo verilmiş, sınıflar ve başarı yüzdeleri, kızlar ve erkekler olarak başarı yüzdeleri verilmiş. Yukarıdaki tabloda 6. sınıflar arasındaki kız ve erkek öğrencilerin başarı yüzdeleri verilmiş. Tablodaki verilerin sütun grafiğini çizin denmiş. Evet, grafiğimizi bu şekilde yapalım.
Başarı yüzdelerini de buraya yerleştirelim. Öncelikle kız öğrencileri pembeyle gösterdiğimizi bu şekilde gösterebiliriz. Pembe kız öğrenciler, maviyle de erkek öğrencileri gösterebiliriz. Şimdi bakalım 6A sınıfı, sınıfları yazalım 6A. 6B, 6C ve 6D sınıfları. Şimdi kız öğrenciler 6A sınıfında 15. Erkek öğrenciler 20. Altı B sınıfında 10 kız öğrenciler, 15 erkek öğrencilerin olduğu yer. Altı C sınıfı kızlar 15, erkekler 10 yüzdeyle. Altı D sınıfı 10 yüzde de kızlar var. 500'de de erkekleri görüyoruz. Tabloya göre bu şekilde sütun grafiğimizi bu şekilde oluşturabiliriz. Sütun grafiğine göre en başarılı erkek öğrencilerin olduğu sınıf hangisidir? Sütun grafiğine bakıyorum. Erkek öğrenciler mavi ile göstermiştim. Başarı yüzdesi en yüksek hangi sınıfta görüyorum? 6A sınıfında diyebilirim. Evet arkadaşlar, şimdi de aritmetik ortalama sorusuyla devam edelim. İki kardeşin yaşlarının ortalaması 12'dir. Kardeşlerin yanına 3 arkadaşları geldiğinde de yaş ortalaması değişmemektedir. Buna göre sonradan gelen bu 3 çocuğun yaşları toplamı kaçtır? Sonradan gelen 3 çocuğun yaşları toplamı soruluyor. Öncelikle iki kardeşin yaşlarının ortalaması 12 ise bu iki kardeşin yaşları toplamı nedir? Aritmetik ortalama bizi neyi veriyordu? Aritmetik ortalama öncelikle toplanan kişi sayısını bölüyorduk, değil mi? Burada yaşları toplamını bilmiyorum. Yaşları toplamına x diyorum. Kaç kişi? İki kardeş. Yaşlarının aritmetik ortalaması neymiş? 12. Bu şekilde ne yapıyorum? Çapraz çarpım yapıyorum. X 12 çarpı 2'den 24. Bu iki kardeşin yaşları toplamı. İki kardeşin yaşları toplamı 24 ise 3 kişi daha gelecek. O zaman bunlar kaç kişi olacaklar? 5 kişi. Peki bunların yaşları toplamını bulmak için yaş ortalamaları değişmediğine göre yine 12'ye eşit diyeceğim. Ortalama değişmiyor. Bu sefer bu yeni gelen kişilerle birlikte yaşlar toplamı kaç oldu? 12 ile 5'i çarpıyorum. 60. İki kardeşin yaşları toplamı kaçtı? Yaşları toplamı 24'tü. 5'inin yaşları toplamı 60 olduğuna göre iki kardeşin yaşları toplamını çıkarırsam sonradan gelen 3 kişinin yaşları toplamını bulurum. Diğer soruyla devam edelim. Bunda da açıklık konusuyla ilgili bir soru. Hemen bakalım. 50, A, 40, 10, 15 gibi bir veri grubu verilmiş. Ve bu veri grubunun açıklığının 43 olduğuna göre A'nın alabileceği değerleri bulunuz. Açıklık nasıl buluyorduk açıklığı? Verilen veri grubundan en büyükten en küçüğü çıkarıp açıklığı buluyorduk. 43 olduğuna göre denmiş. Burada en büyük sayım 50. 50'den kaçı çıkarırsam 43 olur? O zaman 50'den gördüğünüz gibi 7'yi çıkarırsam 43 olur. Sayının biri 7'dir. Peki diğer sayıyı nasıl bulurum?
Ve diğer bir değer olarak burada verilen sayılardan en küçüğü hangisidir? 10. Açıklığım 43 olduğuna göre en büyük değer olarak da A'ya 53 değerini verebilirim. Evet arkadaşlar, böylece 6. sınıf matematik 2. dönem 1. yazılısı hazırlık çalışmalarımızı tamamladık. Hepinize yazılarınızda başarılar diliyorum. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimlerinizi açın. Diğer videolarımıza da kolayca ulaşabilirsiniz. Videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Hepinize başarılar.